Evet merhaba arkadaşlar, ee, şimdi Instagram'da da duyurmuştum bu bir kelimenin tüm yönlerini e, vererek ve bu soyut e, anlamda konuşmamıza çok ciddi katkısı olacak bir çalışmadan bahsetmiştim e, ve bunu her yeni kelimeyi verdiğimde de benim zaten sistem biliyorsunuz ne kadar yeni kelime eklemişsem hepsini en son verdiğim şeyle kelimeyle tekrar böyle yapma. Şimdi yaptığım zaman anlayacaksınız nasıl bir şey olduğunu. Bu arada bunun için ayrı bir grup kuracağım yani kelime grubu ayrı oluşturacağım bilginiz olsun. Şeye karışmasın normal yere. Evet dün Instagram'da da bir paylaşmıştım şeyle başlamıştık. Amount, mountain hani dağ var ya mountain falan diyorduk ya. All right. Mountain neydi? Dağdı değil mi? Dağ. Bu bunun kökü mount'tur aslında. Dağ nedir? Bir kütledir değil mi? Yani birikmiş bir şey. Mount zaten hani birikmek, yükselmek. Birike birike yükselir. Oradan amount'a geçelim. Hepsini söyleyeceğim. Amount miktar demektir. Amount miktar demektir arkadaşlar. Hem tekil hem de çoğuldur. Amount, amount. Mesela a large amount da diyebilirsiniz. Large amount da diyebilirsiniz. There is a large amount of money ya da there are large amounts of money. Hocam money çoğul nasıl ol? Money çoğul olmadı ki amount yani miktar kısmı çoğul oldu tamam mı? All right. Everybody uh, is a, a little jealous uh in certain amount. Yani belli miktarda herkes e, kıskançtır yani. Şöyledir, böyledir. Uh, in certain amount belli miktarda uh, everybody is a little uh, egoist, right? Herkes biraz egoisttir filan. Şimdi örneklerle gideceğiz. They didn't deliver the right amount of sand. Yani doğru miktarda şey yapmadılar. E, kum koymadılar veya teslim etmediler. Neyse demiş. Buna çok bakmayın. Sadece emanata odaklanın. Miktar olduğuna. Small amounts of land. Mesela a small amount of land de diyebilirim. Small amounts of land de diyebilirim. Tamam mı? Small amounts of land were used to keep animals. Hayvanları tutmak için, bir, bir arada tutmak için az bir toprak parçası kullanıldı. kullanıldı. Alright edilgen. He paid regular amounts of money. Regular amounts of money. Düzenli miktarda. Şimdi amount sonuçta evet miktardır ama isimdir yani. Big amounts diyorsun. Hani sıfat getirebiliyorduk ya isimlere. Big, big car. Big amount. Big amounts. Regular amounts. Yani düzenli miktarlarda para ödüyordu. To a charity. Bir yardım kuruluşuna. He paid regular amounts of money to a charity. I, will, I wasn't expecting this amount. Yani amount aynı zamanda hani kendi zaten bir isimdir. I wasn't expecting this man. Hani ben bu adamı beklemiyordum. I wasn't expecting this amount. Mesela faturaya bir bakarsın. Oh, I wasn't expecting this amount. Ben bu fatura bu miktarı beklemiyordum ya. Çok geldi ya. Okay. The new tax caused sebep oldu a huge amount of public anger. Bunları hepsini göreceğiz. The new tax caused A huge amount of public anger, a large amount of, a huge amount of tamam, mı? a great amount of public anger. Ee, yeni vergi diyor e, ciddi miktarda büyük bir oranda bir e, neye sebep oldu e, yani halkın öfkesine neden oldu. Okay. You need a certain amount of time. I need a certain. Evet ben şunu şunu yapabilirim ama I need a certain amount of time. Okay. Hani belli bir zamana ihtiyacım var. Belli bir miktar zamana ihtiyacım var, tamam mı? Okay, uh, I'm giving you two days. Sana iki gün veriyorum, tamam. Dangerous amounts of radioactivity. Şimdi amount miktarda. tehlikeli miktarlarda diyebiliriz, değil mi? Dangerous amounts of radioactivity uh, was released into the environment. Released, salmak, salınmak. Uh, çevreye tehlikeli miktarlarda radioaktivite salındı. Okay. The municipality receives, belediye alıyor a small amount of funding. Para desteği, funding. Doğrudan money demezler tamam mı? Funding derler. Fon var ya fon alıyor yani. Funding from the state. Devletten belediye az bir miktarda bir şey alıyor. Fon, fon alıyor. Funding alıyor. All The total amount is one. Okay. Geçen gün 300 verdim. Dün 500 verdim. Bugün 200 daha verdim. Hmm, the total amount is 1000 dolar. Okay. Toplam miktar 1000 dolar. We have made a tremendous amount of progress'i de göreceğiz birazdan. Progress ilerlemedir. Make progress yaparsın. Hani ilerleme kaydetmek. We made, we have made a tremendous amount of progress. Yani ciddi miktarda bir ilerleme kaydettik. Büyük miktarda bir ilerleme kaydettik. Tamam mı? we have made a tremendous amount of progress. I carry a large amount of money with me. Yanımda sürekli büyük miktarda para taşırım. You can make a good amount. Mesela bak bu e, işe gir ha bak bu işte iyi para kazanırsın. İyi miktarlar, iyi, iyi meblalar. Mebla var ya mebla. Güzel meblalar bunlar yani. This is a good amount, right? Kaç para kazandın? E, 1 milyon dolar. This is a good amount. Güzel meblağ. Güzel tutar. Alright, you can make a good amount. Güzel meblalar kazanabilirsiniz. Tamam mı? Güzel tutarlar demeyim, demeyelim de demeyelim de meblalar diyelim. Okay. Alright. Uh, I am so disappointed with the service. Uh, bu hizmetten yani hayal kırıklığına uğradım. Memnun kalmadım yani. I am so disappointed with the hotel service, right? So I refuse to pay the full amount. yani Toplam tutarı, toplam meblağı Meblağı ödemeyi reddediyorum yani. I refuse to pay the full amount. okay? My annual expenses, bills, yıllık masraflarım veya işte faturalarım amount to. Şimdi amount neydi? Miktar. Bu amount to arkadaşlar fiildir. Miktara karşılık gelmek, tekabül etmek. Şu miktara tekabül ediyor. Karşılık gel geliyor. Alright. 2000 bin liraya tekabül ediyor benim yıllık masraflarım. Alright. This way or that way. Bu yolla veya şu yolla. Şu ya da bu şekilde. It amounts to same thing. Aynı şeye tekabül ediyor yani. Aynı şeye çıkıyor yani. Yani aynı şeye tekabül ediyor. Aynı şeye karşılık geliyor. Okay. <laughs> you know, uh, today uh, Inflation is too high, right? Enflasyon çok yüksek. Yani eating out dışarıda yemek and eating at home uh, amounts to same thing. And aynı kapiye çıkıyor, aynı şeye tekabül ediyor. Okay. My excitement is mounting. Mount neydi? Dağ demiştik. Mountun dağ demiştik. Mount aynı zamanda dağdır da. Dağ nedir? Hani kütle üst üste üst yükselir. Aynı zamanda bir fiildir, yükselmektir, artmaktır. My excitement is mounting as my birthday gets nearer. Doğum günüm yaklaştıkça şeyim, heyecanım artıyor. Bu etkinlik çok faydalı arkadaşlar. Müthiş bir şey yani. Bunu zaten göreceksiniz faydasını. Burada gördüğünüz 3-5 kelime bile size ne kadar ciddi şeyler sağladığını göreceksiniz konuşmalarınızda. Near yakındır. Mesela good iyi, get good iyileşmekti. Get, get better daha iyi olmak. Get nearer daha da yaklaşmak yani. Doğum günüm yaklaştıkça heyecanım artıyor. Okay. Tension is mounting in the Middle East. Orta tansiyon yükseliyor. Gerilim artıyor. Public anger is mounting. Yani halkın şeyi, öfkesi artıyor. All Mount aynı zamanda binmek demektir. Let's mount the horse. Let's mount the horse. Sadece ata binme değil. Bir yüksek bir yere binme tamam mı? The president mounted the platform. Ne yaptı? Başkan platforma yani kürsüye çıktı. Tamam mı? The girls mounted the podium mesela. Kızlar podyuma çıktı. İşte. I'm gonna mount it. Mount bir de neydi? Ne demiştik? Daha aynı kökten geliyor dedik ya. Daha nedir? Yeryüzüne sonuçta monte edilmiş bir şekilde durur yani. Mount aynı zamanda monte etmek demektir. I'm gonna mount it on the wall. I'm gonna mount this picture on the wall. Bu e, fotoyu duvara asacağım. Alright. Mount Everest. Zaten Mount kökü dağdır. Mountain sonradan olmuş. The pressure is mounting on the government. Burada örnekleri böyle şey yaptım yani karışık verdim. Ee, buradaki artmak anlamı değil mi? Ee, hükümetin üzerindeki baskı artıyor. The, the pressure is mounting on the government. Alright. Şimdi yine bugün verdiğim kelimelerden bir tanesi. Çok önemli bir kelime. Relate. Relate yani bağlantı kurmak, alakası olmak. You cannot relate your failure to me. Relate to bir şeye. Bir şeyi bir şeye bağlamak. Bir şeyle bir şey arasında ilişki kurmak. You cannot relate your failure to me. Yani başarını bana, başarısızlığını bana bağlayamazsın yani. I'm very busy. Bu örneğe birazdan geçelim. Şuna bir tane daha vereyim. Uh, the government relates the unemployment, yani işsizliği şuna bağlıyor hükümet. Uh, to the oppo opposition party. Uh, şeye bağlıyor. Uh, muhalefete bağlıyor işsizliği. Onlara ilişkilendiriyor. Tamam mı? Relate to. okay. Bir diğer anlamı vardı. Ne demiştik? Relate. Yani sizden, uh, kendinizden bir şey görmek. Yani bir film izlersin, filmdeki karakter nedir mesela, size benziyordur. Yani sizin gibi sıkıntılar çekmiştir filan. Sen ne yaparsın, uh, you relate to the character. Karakterle aranda bağlantı kurarsın yani. Kendinden bir şeyler bulursun. Bugün çevrede de, çevrede de vardı. The character in the book relates to me. Yani filmdeki kitaptaki karakterden ben kendimde bir şeyler görüyorum yani. Tanıdık bir şeyler var yani. Aramda bağlantı kurabiliyorum. Okay. Does it relate? Size tanıdık geldi mi? Siz aranızda bağlantı kurabiliyor musunuz? İşte ben şöyle şöyle şeyler yaptım. Şu sıkıntılar çektim. Bunu yaptım, şunu yaptım. Does it relate? Okay. It relates to me a lot. Yani bana çok şey geliyor yani. Tanıdık geliyor. Yani kendimle çok hani bunun arasında bağlantı kuruyorum yani kendimden şeyler e, bulabiliyorum bu filmde kitapta. Okay. The character relates to me. The president relates. Bu şu şuradaki örneğe şu eksik kal diye vermiştim. Şu örnekler ayrı, şu ayrı. Bunu buna bağlıyor anlamında. The president relates the unemployment to America. Başkan işsizliği Amerika'ya bağlıyor, onlarla ilişkilendiriyor. Okay. To be a successful businessman, başarılı bir iş adamı olmak için you should be able to relate the theory to real life. İlişki kurabilmelisiniz. İlişki kurmak. Ee, gene aynı kalıp. Relate this. Yani bunu buna bağlamak kalıbıyla aynı da anlamı farklı. Yani e, teori diyor gerçek hayata e, uygulayabilmelisiniz. Gerçek hayatla arasındaki ilişkiyi ilişkilendirebilmelisiniz. Yani teoriyle gerçek hayatı. Okay. You to be a successful businessman, you should be able to relate the theory to real life. Okay. E bir de zaten birazdan göreceğimiz ilişkili olmak, alakalı olmak. This issue relates to the previous one. Yani bu mesele, bu konu öncekiyle ilişkili yani. Yani bunu şöyle de yapabilirdi. This issue is related to the previous one da diyebilirdi. This issue is related to the previous one da diyebilirsiniz. Is interrelated da diyebilirsiniz. Bu ikisinin böyle kullanmasın sadece gramer, gramerle alakalı. Bu ayrı bir şey. Bu sıfat çünkü. Sıfat olduğu için emizar aldı. Bu kendisi fiildir zaten. Geniş zamanda kullanırsın. Relates olur. Okay. This doesn't relate to me. Yani bunun benimle bir alakası yok ki. This doesn't relate to money. Ya da this is not related to money. Bunun parayla alakası yok. Alright. The content of a concept, relate concept, concept relates to its use in practice. Alakası olmaktı. Ee, bu anlamı vardı. Konsept nedir arkadaşlar? Bir kavramdır. Bir fikirdir. Tamam mı? Mesela the restaurant has a new concept. Bu restoranın yeni bir konsepti var. Ama aynı zamanda konsept nedir? You should be open to new concepts. Okay? Yeni fikirlere açık olmalısınız. Görüşlere, okay? fikirlere. The content of a concept, bir kavramın, kavram demektir birinci anlamı, e, şeyi, içeriği diyor, relates to its use and practice. Pratikteki kullanımıyla alakalıdır, ilişkilidir. Or relates to its use and practice directly, doğrudan ilişkilidir. This and that, bu ve şu, 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 doesn't relate to each other. Birbiriyle alakası yok yani. Social problems relate to economic problems. Sosyal sorunlar ekonomik problemlerle ilişkilidir yani. Alright. We can relate this to that. Hep farklı, karışık örneklere gidiyorum. Yani farklı tekrar videoları şey yaparsanız anlamlar iyice oturur. We can relate this to that. Bunu buna bağlayabiliriz yani. Bu problemi buna bağlayabiliriz. Falan filana bağlayabiliriz. Okay. We can relate the growth in population. Growth bunu da göreceğiz. Büyümedir. Nüfus artış e, nüfus artışını nüfustaki büyümeyi diyor. Mültecilere bağlayabiliriz yani mültecilere ilişkilendirebiliriz. Okay? E, bu anlamında biliyoruz biliyoruz gene. da bu relate to you yani kitaptan sana tanıdık bir şeyler var mı yani kitapta kendini bulabiliyor musun kitap e, takin karakterler vesaireler senden bahsediyor mu yani e, bir kitap okursun yani senin hayatına hiçbir alakası yoktur bir şey bulamazsın filan ne diyor onu soruyor işte. The book relates to poor people. Yani fakir insanlar kendilerinde şey kitapta kendilerinden bir şeyler bulabiliyorlar. Kendileriyle aralarında kitapla kendileri arasında bir bağ kurabiliyorlar. Kitap içerisindeki karakterlerle filan. Okay. Mesela uh, you know uh, uh, the book uh, Miserables, sefiller. Okay. Uh, this book uh, uh, relates to poor people, right? Hani fakir insanlar bu kitapta kendilerini bulabilirler yani veya onlarla ilişkilidir. Onun iki anlamı var mesela. This book uh, relates to poor people. Bu bu kitap fakir insanlarla alakalı yani. Ya da uh, this book gene relates to poor people onun bir diğer şeyi de şu olabilir. Fakir insanlar bu kitapta kendilerinden bir şeyler bulabiliyorlar. Okay. Relatable da az öncekinin şeyi yani. Ee, relate hani bağlantı kurmak. Relatable bağlantı kurulabilir. Yani karakterler bağlantı kurulabilir düzeyde. Yani kendimden bir şey bulabileceğim düzeyde. Az öncekinin az önce fiil olarak yapmıştı aynı anlamı e, öyle vermişti. Şimdi bu bununla verebilirsin. Mesela the characters relate to me diyorduk mesela. Yani bana yakın geliyor yani karakterler burada da ne demiş? Relatable demiş. The characters are relatable. Okay? You will like this uh, book very much. Bu kitabı çok seveceksin because uh, uh, you will find the characters are uh, so relatable to you. Kendine çok şey bulacaksın. To you'a you da gerek yok. Yani hani the characters are relatable demek, hani herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği bir e, içeriğe sahip demektir. Okay. Related sıfattır. Hani tired yorgun, related ilgili, alakalı. We will discuss the crisis and the related topics. Krizi ve bak related topics diyor ya, alakalı konuları tartışacağız. Neyle alakalı? Krizle alakalı. Okay? Earthquakes are related to volcano. Bir dakika o beklesin. Doctors are studying the disease, doktorlar e, bu hastalığı üzerine çalışıyorlar and its related symptoms. Ve onun alakalı semptomlarını onun bağlantılı semptomlarını. Related topics, related symptoms. Okay? Şimdi be related to gene ilişkili, bağlantılı, alakalı. Earthquakes are related to volcanoes. Depremler volkanlarla bağlantılıdır, ilişkilidir. It's not related to what I'm saying. Yani benim söylediğimle alakası yok. Food prices and inflation are related. Gıda fiyatları ve enflasyon bir ilişkidir. Birbiriyle arasında bağ vardır bunlar. Okay. Study past tense and related verbs. Yani past tense'i çalışın. Past tense'i ve ilgili fiilleri çalışın. Okay? I am giving you the related pages mesela size ilgili sayfalar şimdi söylüyorum filan. Interrelated, aynısı yani iç içe bağlantılı yani. Inter zaten ara international'dır yani uluslararası race religion culture race religion culture are all interrelated yani ırk din kültür bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir yani okay the reason and the cause of the problem are interrelated sebebi ve yani ne şey sebebi ve sonucu niye böyle yapmışız ki the reason and the result nedeni ve sonucu diyor sorunun diyor. Hani iç içe yani. Birbiriyle ilişkili yani. Onları birbirinden ayrı düşünemezsin diyor yani. Okey. Relation. Relative. Akraba demektir. Bu anlamda birincisi. Close relative. Close relation mesela yakın akraba. Blood relation. Blood, blood relative. Kan, kan bağıyla akraba. Relation by marriage mesela. Evlilik yoluyla akrabalık. Veya bağ. Tamam mı? Bağ yani. <laughs> Akrabalık bağları diyoruz ya. Alright. Relation aynı zamanda ilişki demektir. Bununla bunun arasında bir ilişki yok. Şimdi aynı şey mesela ben derim ki uh, Money and uh, success are not related. Parayla şey bağlantılı değildir. Başarı. Aynı cümleyi şöyle de yapabilirim. Uh, there is no relation between money and success. Okay? Sadece gramer değişiyor yani. There is a relation between inflation and deflation. Enflasyon ve deflasyon arasında bir ilişki vardır. Bir bağ vardır. Bağlantı vardır. Okay. There is no relation between the attack and Iran. Yani İran'la işte at saldırıyla İran'ın bir bağlantısı yok. Aralarında bir ilişki yok yani. Okay. Relation neydi? İlişkiler. Türk, Rus ne, yani soyut anlamda ilişkiden bahsettik. Bununla bunun arasında bir ilişki var filan. Aynı zamanda da hani dostane ilişkiler anlamında. Turkish-Russian relations are improving. Yani Türk-Rus ilişkileri gelişiyor, iyiye gidiyor. Alright. Relationship de gene bu anlamda aynı. There is a relationship between the disease and bla bla bla. Hastalıklar, şunun arasında bir ilişki var. Okay. I don't see any relationship between the accident and the rain. Yani ben yağmurla yani kaza arasında bir ilişki göremiyorum yani. Okay. Görmüyorum. Jack and Ayşe have a good relationship. Ayşe ve Jack'in iyi bir ilişkisi var da diyebiliriz. Tamam mı? Ee, bu soyut ilişki tamam mı? Bu hani dostane ilişki anlamında şunun gibi yani. Rusya, Türkiye gibi. Okay. Bir de tabi ilişkim var. Yani sev biriyle görüşüyorum anlamında. Sevgili anlamında da kullanıyoruz. I have a relationship. Okay. Try to understand the relationship between... Şunlar, şunun arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışın. Relativity yani görecelilik bunun ne alakası var? Relate ile niye burada verdik? Yani göreceli diyorsun yani arasında bağlantılı birbiriyle arasında bağlantılı olan şeylerle görecelilik yaparsın değil mi? Nispet yaparsın. Okay. Einstein's relativity concept. Einstein'ın görecelilik kavramı. Okay. Fikri. Alright. The child is... Şunu vereceğiz merak etmeyin. The child is relatively small. Şimdi relatively de görece nispeten demektir. Nispeten neye nispeten? Yok ya çocuk diyor ki kendi yaşıtlarına göre yani daha küçük çocuk yani yeterince büyümemiş. The child is relatively small. Okay? Because uh, the children at the same age işte aynı yaştaki çocuklar uh, grow much bigger. Yani çok daha fazla büyürler yani ama bu büyümemiş. Okay? This disease is relatively progressive. Progressive progress iler, ilerlemedir. Progressive yani hastalık ilerleyen özelliğe sahip. Tamam mı? Hani kanser cancer is a progressive illness, right? A disease. Relatively progressive. Bu hastalık hani diğer hastalıklara nispeten diyor şeydir yani. Bazı hastalıklar vardır sabit durur ama bu hastalık diyor ilerliyor diyor yani. Progressive. Success and failure are closely related. Farklı dedik yani örnekler veriyorum. yakından ilişkilidir. Are directly interrelated. Okay? Doğrudan ilişkilidir. Yakından ilişkilidir. You cannot relate failure to trainer. Yani başarısızlığı antrenöre bağlayamazsınız yani. Bir sürü sebebi var bunun. Okay? Your story relates to me. Senin hikayen Hayat hikayeni. Your life story relates to me. Sen hikayen bana tanıdık geldi. Yani ben de aynı yollardan geçtim demek istiyor. Tamam mı? İlişi kurabiliyorum senin hikayenle. Ya da I relate to your story. Relative. Aynısı. This is not related to the matter. Related diyorduk. Interrelated diyorduk. Bu da relative işte. Relative to. Relative to. Sadece gramer farkı. This is not related to the matter. Yani bu konuyla alakası yok ki bunun. Okay. What are you saying? This, ne diyorsun sen ya? This is not related to the matter. This is not related to the matter. This is not interrelated to the matter. Okay. This is unrelated to the matter. Unrelated. Alakası. Alright. Şimdi konsept. Konsepte geçmiştik. Bu da soyut güzel bir kelime. Sale on Instagram. Instagram'da satış diyor. Is a new concept. Yani yeni bir konsept. Yani yeni bir fikir. Değil mi yani? Fikir dediğin sadece benim bir fikrim var şeklindeki fikir değil. Bu da sonuçta hani bir e, yenilik diyelim yani. Okay? Yeni bir yenilik yani. Anlatabildim mi? New concept. Okay? People with different concepts. Hani farklı fikirle, farklı görüşleri, düşünceleri olan insanlar. Okay? The restaurant has an original concept. Tabi bu fikir anlamındaki şey değil de bizim Türkçe'de bizzat konsept diye kullanıyoruz. O işte restoranın konsepti orijinal yani. Okay? Sonuçta o, o konsepti yani kullandığı o tarzda sonuçta bir fikir soruncu olmuş oluyor değil mi? Alright, I introduced the concept of online teaching. Yani Türkiye'ye bu online eğitim e, konseptini, fikrini ben getirdim yani abi. Alright gibi. Conception. Arkadaşlar algılamaktır. Yani algıdır tamam mı? E, bir konudaki senin algın, görüşün. People have different conceptions of money. İnsanların hani paraya algısı farklıdır yani. Farklı farklı algıları vardır insanların. Okey. Children have no conception of time. Babies have no conception of time. Bebeklerin? Babies have no conception of time. Bebeklerin zaman algısı yoktur. People from different cultures have different conceptions of the world. Farklı kültürlerden insanların farklı dünyayı algılayışları vardır. Farklı dünya görüşleri vardır. Tamam mı? Mesela şu daha güzel bir örnek. Men and women have different conceptions of life. Yani kadın ve erkeklerin aşk anlayışı farklıdır. Bakın anlayış, algı, bunların hepsini karşılıyor, tamam mı? Alright. Misconception'da yanlış algı, yanlış kanı. There are some misconceptions about gay people. Yani gayler hakkında bazı yanlış kanılar var. Okay. There are uh, some misconceptions about, uh, you know. Drug use yani ilaç kullanımıyla alakalı bazı yanlış algılar var gibi. People think women are inferior to men. İnsanlar kadınlardan şey, erkekler kadın erkeklerden daha düşüktür diye düşünürler. And this is a popular misconception. Bu geniş yani yaygın bir şeydir ee, kanıdır yani tamam mı? <laughs> yaygın yanlış bir kanıdır. ...algıdır. Okay. <laughs> conception neydi? Hani aynı zamanda fikirdir. My conception is that... ...anyone can be successful, right? Yani benim... ...kanaatim şu ki... ...benim... E, e, ...algım şu ki, benim fikrim şu ki... ...herkes başarılı olabilir yani. Herkes bir şeyleri başarabilir. Alright. It's a common misconception that... ...şu yanlış bir algıdır ki... ...all Americans are rich. Yani bütün Amerikalıların zengin olduğuna dair bir yanlış bir algı var yani. Okay? It's a common misconception that uh, cancer is a, uh, is a progressive uh, disease. Kanserin sürekli ilerleyen bir hastalık olduğuna dair bir yanlış kanı var yani. Okay? Böyle ne kadar güzel soyut cümleler kurabiliyoruz değil mi? Alright. In relation to, onu orada atlamışım. Bu da ilişkili olarak demek. I cannot say anything about history, tarih hakkında. In relation to history, tarihle ilişkili bir şey bilmiyorum, söyleyemem yani. Okay? Alright. I cannot say anything uh, in relation to uh, the place of the uh, meeting. Yani toplantının yeriyle ilgili, ilişkin ona ilişkin bir şey söyleyemem şu anda. Okay? Şimdi devam ediyoruz. Grow, büyümek. Bu da soyut güzel bir fiil kelime yani. Children grow so quickly. Çocuklar çok çabuk büyürler. Bu da iki uçlu bir fiildir bu arada. İki uçlu fiillerin de önemini anlamış olduk. Grow hem büyümektir hem büyütmektir. Yani yetiştirmektir. Uh, children grow so quickly. Some flowers grow uh, slowly. Bazı çiçekler yavaş büyür. Çocuklar büyür. Çiçekler büyür. Bu fiziken büyüme. Some plants never grow. Bazı bitkiler hiç büyümez yani. Population is growing. Tamam. Popülasyon artıyor arkadaşlar. Nüfus artıyor. Tamam mı? Increasing falan diyor. Yok. Increase'den daha çok kullanılır bu. Alright. Ne dedik? Büyütmek anlamı da vardır. I am growing my hair. Saçlarımı büyütüyorum. Saçlarımı uzatıyorum. Tamam mı? I am growing beard der mesela. Sakal uzatıyorum. Sakal bırakıyorum. Sakalımı büyütüyorum. Alright. My gro father grows fruits. Babam e, meyve yetiştiriyor. Meyve büyütüyor yani. Villagers grow coffee and maize. Yani, köylüler diyor. Yani kahve ve mısır yetiştirirler. Understand? Farklı kullanımlarına farklı örnekler. Okay. As people grow old. Grow get gibi kullanılıyor arkadaşlar. Big büyük get big büyümek yani get bigger. Get old yaşlanmak ya. grow old diyorlar mesela yaşlanmak. Grow da get gibi kullanıyorlar. I'm growing bored. Getting bored canım sık bored canım sıkın. Get bored canım sıkılmak. Grow bored canım sıkılmak. I'm growing bored. Growing old, yani yaşlanmak bunu isim yaptı, is bad, kötü. Alright, the population is growing rapidly. Popülasyon hızla büyüyor. Bu az önceki büyümek, yani artmak anlamındaki şu kullanımı farklı. Grow artı sıfat yapıyorsun, tamam mı? The tension is growing worse der mesela. Daha çok da komparatif halini kullanır. Grow better, grow worse daha da kötüye gidiyor, büyüyor yani. Şey yapıyor aslında onu. Feel yapıyor. Worse daha kötü ya. Get worse dersin veya grow worse diyorsun. Daha da kötüye gitmek. Okay. The situation is growing worse. Durum kötüye gidiyor. Daha da kötüye gidiyor. The population is growing rapidly. The economy has grown by... Ekonomi büyüdü. Yüzde iki büyüdü. Okay. Growth. Büyüme demektir. Artış yani plant growth. Bu tamam. Bitkinin büyümesi, bitkinin artışı diye çevirmiyoruz ama ekonomik büyüme veya enflasyon artışı falan diyeceğiz. Plant growth is most noticeable in spring. Yani bitki büyümesi, bitkideki büyüme en yani çok baharda görülür diyor. The growth of, of the economy is related to a sustainable growth. Yani ekonominin büyümesi kalıcı bir büyümeye bağlı. Okay? protest are growing. Protestolar artıyor. Artmak anlamında söylemiştik zaten. It is difficult. Growth neydi? Büyümeydi. Artıştı. It is difficult to stop population growth. Nüfus artışını, nüfus büyümesini durdurmak zor. For healthy growth. Growth bu arada E falan almaz bu arada. Dikkat edin örneklerde E verdiğime E, N demiş miyim? Çoğul var mı yok mu? Mesela progrese hiç çoğul yapmadık. Çünkü sayılmaz o. Growth sayılmaz tamam mı? A e, growth olmaz mesela. Tamam. For healthy growth, sağlıklı bir büyüme için you should follow a balanced diet. Okay? Şimdi tamamını bir daha okuyacağım. Ondan sonra bir genel konuşma yapacağım. Sonra da sizden bir şey isteyeceğim. Aa, şunu unutmuşum. Ee, bu Progress, bir şeyde çok güzel bir kelime arkadaşlar. Ona da bak verelim hemen. Progress arkadaşlar ilerleme demektir. Çok kullanılır yani soyut konuşmada. Technological progress has been so rapid. Yani teknolojik ilerleme çok hızlı gelişti, hızlı oldu. Alright. The patient uh, made good progress. Make progress de ilerleme kaydetmektir arkadaşlar. Make progress. Tabi progress ilerleme olduğu için ona sıfat filan katabilirsin. Make uh, big progress. Okay make huge progress. To make progress, ilerleme kaydetmek için you have to work hard. Çok çalışmanız lazım. Progress isimdir. Sayılmaz tamam mı? A progress falan olmaz yani. Alright, to make a progress falan demiyoruz. To make progress. In, in progress, a progress ilerleme. E ilerleyen şey nedir? Hani devam ediyordur yani. Download is in progress. Yükleme diyor, ilerleme halinde. Yükleme devam ediyor diyor yani tamam mı? Yükleme durmamış yani. Download is in progress. Okay? Construction is in progress. İnşaat devam ediyor. In progress. My Spanish progress a lot. Progressed. Şimdi progress isimdir. Sayılamaz dedik. Öyle kullanırsan. E, M falan yok. İlerleme. Make progress. ilerleme kaydetmek. In progress. ilerleme aşamasında. Halen devam ediyor. Halen devam ediyor dedik e, uh, progress de fiildir. İlerlemek, ilerleme kaydetmek yani şu uh, make progressle yaptığını bununla da yapmış. Mesela the patients uh, progressed a lot. Da yapabilirdik bunu yani. My Spanish progressed a lot. baya e, bayağı ilerledi ya. Okay. Progress towards the balcony. E, progress nedir? İlerlemektir. Fiziken ilerleme anlamına da gelir bu yani. İlerle. Balkona doğru ilerle. Progress towards the balcony. Okay. The construction is in progress. Şu örnekle aynı. As the film progress. film ilerledikçe I grew scared. Scared. Korkmuş sıfat. Grew scared yani get scared gibi oldu gene grow'u görmüştüm az önce. Grew scared. Hani korkum arttı yani. <coughs> I'm very happy with your progress. Patron ne diyordu? Boss, uh, I'm very uh, ilerlemenizden çok memnunum. Alright. We made great progress in technology. Teknolojide ilerleme, ciddi ilerleme kaydettik yani. Make progress. Progressive neydi? Progressive cancer is progressive diyorduk. Yani ilerlemeci özelliğe sahip. Aynı zamanda progressive arkadaşlar yenilikçi demektir. Yani ilerleyen hastalıkla falan filan ayrı. Burada ayrı mesela. Progressive concepts. Yenilikçi kavramlar. Progressive ideas. Okay? Şurayı bir ayıralım. Bu yenilikçi bir dursun. Progressive. Şimdi progress tamam. Progressive neydi? Ee, hastalık falan filan için kullandığımız hani ilerleme özelliğine sahip. Hastalık ilerleyen bir özelliğe sahip. Progressive zaten ilerleyen sıfattır yani. Bakın burada niye E geldi? Bu E şeye gelmedi abi. Ee, adını siz söyleyin. Gerçi buraya E hiç gelmemesi lazım. Çünkü biz yo amount'a aslında amount'u şey yapıyor budur. Kendi yazdığım örneği şey yapıyorum. There is a progressive growth in the amount of yo doğru amount'a gelmiyor. Şimdi decline da growth da sayılamaz. Progressive zaten sadece sıfat burada. Good decline, bad decline, progressive decline. Yani progressive giderek artan demektir. Giderek artan bir düşüş var. There is progressive decline in the amount of protests. Protestoların e, protestolardan miktarında ne var? Giderek e, artan bir yükselme var veya düşüş var. Okay? Progressive decline. Giderek artan düşüş. Progressive growth. Giderek e, artan bir yükseliş. Right. Cancer is a progressive disease dem demiştik yani. Giderek Genişleyen bir e, yani artan özelliğe sahip. Giderek ilerleyen bir özelliğe sahip hastalık yani. Okay. Ya progressive reduction, reduction azalma, giderek artan bir azalma. All Mesela we have made e, progressive progress diyebiliriz mesela. Giderek artan bir ilerleme kaydettik diyebiliriz yani. Progressive progress. Okay. Anlatım bozukluğu olur ama çünkü progress zaten ilerleme ya. Alright. Progressive policies. Ne dedik az önce? Yenilikçi filan demiştik. Progressive. Yani progressive ne? İlerleme özelliğine sahip fikir nedir? Hani yenilikçidir yani. Yeniliklere, yeniliklere açık yani. Progressive policies, progressive school. Yenilikçi bir okul yani. Progressive idea, progressive concept. Progressively bu da zarf hali. Giderek artan bir şekilde. Gradually var ya onun gibi. Tension is growing, tansiyon artıyor, büyüyor, progressively, yani giderek artan bir şekilde büyüyor, giderek büyüyor yani. The economy has weakened, hem zayıflamaktır, hem zayıflatmaktır iki uçludur The economy has weakened progressively, yani ekonomi giderek e, ne yaptı zayıfladı, okay? Giderek artan bir şekilde zayıfladı. Very nice. Şimdi. Evet şimdi ben bunları bir daha hızlıca okuyayım hem telaffuz açısından hem size bir şey yapacağım. Sizden cümle isteyeceğim. O yani o yazıyı bu kullanımlarla yazıp bana özelden göndereceksiniz. Ben de yarın ayrıca size yani hem cevabını yazacağım hem de kendim bir konuşma yapacağım tamam mı? Alright. they didn't deliver the right amount of uh, sand. small amounts of land were used to keep animals. he paid regular amounts of money to, char to a charity. i wasn't expecting this amount. the niv tax caused a huge amount of public anger. you need a, s you need a certain amount of time. dangerous amounts of radioactivity was re released into the environment. the municipality re receives a small amount of uh, funding from the state. the total amount is $1,000. we have made a tremendous amount of progress. E buradaki e, miktar için geliyor e, tamam mı progress için değil I carry a, a large amount of money with me. You can make a good uh, amount. ya da you can make good amounts. I'm so disappointed with this service uh, so I refuse to pay the full amount. My annual expenses amount to two thousand dollar. My annual expenses or bills amount to two thousand uh, Turkish lira. This way or that way uh, it amounts the same thing. My excitement is mounting as my birthday gets nearer. Heyecanım artıyor. Tension is mounting in the Middle East. Public anger is mounting. Growing de diyebiliriz ha bakın. grow'da gördük ya. Let's mount the horse. The president mounted the platform, the podium. Ama burada grow diyemezsin tabii. I'm gonna mount it on the wall. Monte edeceğim. Mount Everest. The pressure is mounting on the government. Yani pro... E the pressure on the government is uh, uh, growing ya da mounting artıyor. Hükümet üstündeki baskı. Relate to. You cannot relate your failure to me. I'm very busy and tired and I think you can relate. You relate. Ben çok yorgunum. Meşgul biriyim. Hani yorgun olanlar beni bilir demek istiyorum. Yani meşgul olanlar. Yani siz muhakkak siz de kendinizden bir şeyler buluyorsunuzdur bende. Does it relate? It relates to me a lot. Yani bana çok tanıdık geldi yani kendimden çok şey buluyorum. The character relates to me. The president relates uh, unemployment to America. To be a successful businessman you should be able to relate the theory to real life. This issue relates to the previous one. Onunla ilişkisi var öncekiyle. Is related to, relates to. The content of a concept relates to its use in practice. This and that doesn't relate to each other. Biriyle alakası yok. Social problems relate to economic problems. Bağlıdır, ilişkilidir. We can relate this to that. Bunu buna bağlayabiliriz. We can relate the growth in population to refugees. Mültecilere bağlayabiliriz. Popülasyon artışının, nüfus artışının. Okay. Does the book relate to you? The book relates to poor people. Relatable, so relatable. The characters are relatable. The characters in the book are so relatable. Herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor. Ben kendimden bir şeyler bulabiliyorum yani. Okay. Bağlantı kurulabilir düzeyde. We will discuss the crisis and the related topics. Krizi ve onunla alakalı konuları göreceğiz. Earthquakes are related to volcanoes. It is not related to what I am saying. Food prices and inflation are related. Study uh, past tense and related verbs. Doctors are studying the disease and its related symptoms. Interrelated. Race, religion, culture are all interrelated. Yada related. The reason and result of the problem are interrelated. Relation, relative, close relative, rela close re relation, blood relation, blood relative, relation by marriage. There is a relation between inflation and deflation. There is no relation between the attack and, uh, uh, and Iran. Turkish and Russian relations are improving. Relationship. I don't see any relationship between the accident and the rain. Jack and Aisha have a good relationship. I have a relationship. Relativity. Einstein's, Einstein's relativity concept. The child is relatively small. This disease is relatively progressive. Success and failure are closely related, closely interrelated. You can't relate the failure to the trainer. The story, your story, relates to me. I relate to your story. Relative. This is not relative to the matter. <laughs> Sale on Instagram is a new concept. People with different concepts. The restaurant has an original concept. I introduced the concept of online teaching to Turkey. Conception. People have different conceptions of money. Children have no conception of time. Babies have no conception of time. People from different cultures have different conceptions of the world. So we must respect them. Gördünüz mü? Essay yazabilirsin abi, konuşabilirsin bunlarla bir şey söyle ondan sonra devam et git. Men and women have different conceptions of love. Uh, while men uh, look for uh, you know uh, sex in uh, in a relationship. Erkekler cinsellik ararken filan and women uh, look for bla bla bla. Yani aşka konsept aşk konseptine algıları farklıdır dedik mesela. Sevgi konseptleri neyse. Misconception. Uh, yanlış algı kanı. There are some misconceptions about uh, gay people. People think women are inferior to men but this is a popular, popular uh, misconception. Ama bu yanlış bir algıdır, yaygın yanlış bir algıdır. Okay. My conception is that, benim fikrim şu ki, that anyone can, can succeed. It is a common misconception that all Americans are rich. In relation to, ilişkili, bağlı, bağlantılı. I can't say anything in relation to history. İlgili yani, hakkında bir şey söyleyemem, bunun hakkında bir şey söyleyemem. All right, uh, grow, uh, Mr. President, what can you say, uh, in relation to the economic crisis? Economic crisis say the All right, Sayın grow, children grow so quickly, some flowers grow slowly, some plants never grow, population is growing, population is I'm growing my hair, I'm growing beard, my father grows fruits, the villagers grow up coffee and maize. As people grow old, grow bigger, grow older, grow younger, grow blah blah blah. I'm growing bored, growing old is bad. Get anlamı vardı burada get kullanımı. The population is growing rapidly. The economy has grown by 2%. Okay. Growth, büyüme, artış. Plant growth is most noticeable in spring. The growth of the economy is related. Ya burada bitki büyür diyordum, fil vardı. Burada isim yapmış yani. Okay. The plant growth is related to the source of the water. Yani su kaynağına bağlıdır yani bitkinin büyümesi. Okay. Gördünüz mü? Ne kadar kullanışlı abi. Protests are growing. Protestolar artıyor. Growing doğrudan artmak anlamı da var değil mi? It is difficult to stop population growth. Nüfus artışını durdurmak zor. For healthy growth. Sağlıklı bir büyüme, içi, sağlıklı büyüme için. Biz mesela sağlıklı bir büyüme için deriz ama onlarda bir yok. Çünkü sayılamaz. You should follow a balanced diet. Technological progress has been so rapid. teknolojik ilerleme çoğu olmaz tamam mı? E filan da koyamazsın başına. The patients uh, made good progress. Make progress ilerleme kaydetmek, gelişme kaydetmek. To make progress ilerleme kaydetmek için you have to work hard. Download is in progress. My Spanish progressed a lot. Baya ilerledi. E, progress towards the balcony line. İlerle. Alright. The construction is in progress. As the film progress, yani film ilerledikçe, I grew scared. I'm very happy with your progress. Okay. I'm disappointed with your progress. İlerlemenizden hiç memnun kalmadım. Ayak kırkına We made great progress in technology. Okay. Progressive concepts. Yenilikçi fikirler. Okay. Yeniliğe açık. There is progressive decline in the giderek artan bir düşüş giderek artan özelliğe sahip progressive good sıfat progressive o da sıfat. Cancer is a progressive disease. A progressive reduction. giderek artan bir düşüş, azalma. Progressive policies, yenilikçi fikirler, politikalar. School, idea, concept, okay? Konseptler, yenilikçi konseptler, okay. You must be open to progress ilerlemek için to make progress or to progress ikisi de fiildi. You must be open to Progressive policies, progressive ideas. To progress or to make progress, you must be open uh, to progressive concepts. Progressively, I am open to you know progressive concepts. Ben yani. Progressively, za yani, progressive Tension is growing progressively. Okay, the economy. The eco economy has weakened. progressively in the last few years. Very nice. Şimdi size cümle göndereceğim. Daha doğrusu paragraf gibi bir şey göndereceğim. Onları bunları kullanarak yapacaksınız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kelime e, mevzumuza. Uh, we are progressing, right? <laughs> İlerliyoruz. Okay, we are progressing. All Ne yapıyorum şimdi? Sizin tekrar tekrar geriye dönmenize gerek kalmasın diye ben Her video the Old words. Alright. They didn't deal the right amount of sand. The small amounts of land were used to keep animals. He so paid re regular amounts of money to, to a charity. I wasn't expecting this amount. The NIP tax caused a huge amount of uh, huge amount of public anger. You need a certain amount of time. The dangerous amounts of radioactivity was released into the environment. The, the municipality receives a small amount of funding from the state. The total amount is thousand dollar. We have made a tremendous amount of progress. I carry a large amount of money with me. You can make a good amount or you can make good amounts. I'm so disappointed with the service, so I refuse to pay the full amount. My annual uh, bills amount to 2,000 lira. this way or that way. It amounts to the same thing. My excitement is mounting as my birthday gets nearer. Tension is mounting in the Middle East, public anger is mounting. Let's mount the horse. The president mounted the platform or the podium. I'm gonna uh, mount it on the wall. Mount Everest. The pressure is mounting on the government. You cannot relate your failure to me. I'm very busy and tired, and I think you relate. Does it relate? Here it relates to me a lot. The character relates to me. The president relates the unemployment to America. To be a successful businessman, you should be able to relate the theory to real life real life issues Gerçek hayat meselelerine uygulayabilmelisiniz. this issue relates to the previous one the content of a concept relates to its use in practice. this and that doesn't relate to each other. Social problems relate to economic problems. We cannot re we can relate this to that. Uh, we can relate the growth in population to refugees. Does the book relate to you? The book relates to poor people. Relatable, so relatable. The characters are relatable. Yani kendinize bir şey bulabiliyorsunuz. We will discuss the crisis and the related topics. Earthquakes are related to volcanoes. It's not related to what I, I am saying. Food prices and inflation are related. Study past tense and the related topics. Doctors are studying the disease and its related symptoms. Interrelated race, religion, culture are all interrelated. The region and the reason and the result of the uh, or the cause and effect of the problem are interrelated. Relation relative, close relative, uh, close relation, uh, black re relation, black relative. Relation by marriage. There is a relation between inflation and the deflation, there is no relation between the effect and uh, Iran. Turkish-Russian relations are improving. Improve hem geliştirmekte hem gelişmekte iki vuruşu bir fiildi. Relationship. I don't see any relationship between the accident and the rain. Uh, relationship, relation hem şeydir yani sayılabilirdir. Çoğul da yapabilirsiniz. Tekil olarak da kullanabilirsiniz. There is a relationship. There is a relation. Okay. Jack and Ayşe have a good relationship. I have a relationship. Relativity. Einstein And Einstein's relativity concept. The child is relatively small. This disease is relatively progressive. Success and failure are closely or directly interrelated. You cannot relate the failure to the trainer. Your story relates to me. I relate to your story. Relative. This is not. Uh, this is not relative to the matter. Konuyla yok <laughs> Sale on Instagram is a new concept. People with different concepts. This, the. The restaurant has an original concept. I introduced the concept of online teaching. People have different conceptions of money. Child, children have no conception of time. Babies have no conception of time. People from different cultures have different conceptions of the world. Men and women have different conceptions of love. Misconception There are some misconceptions about gay people. People think uh, 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 women are inferior to me, uh, men, but people think uh, women are uh, inferior to men but this is a popular uh, misconception or a common misconception common ya miss my conception is that my, uh, anyone can succeed it is a common misconception that all Americans are rich all right what are some common misconceptions uh, about social media social media social media ile ilgili bazı neler mesela? all right in relation to or, what are some common uh, uh, misconceptions uh, about celebrities? I cannot say anything in relation to history. All right, children grow so quickly, uh, some flowers grow slowly, some plants never grow. Population is growing. I'm growing my hair, I'm growing my beard. My father grows fruits, villagers grow coffee and maize. In Konya generally you know our villagers grow uh, grow a wheat uh, and barley right uh, ve arpa Köy, Konya'da, köylüler genellikle. as people grow old uh, grow old ya da age diyorduk yaşlanmak aging process yaşlanma süreci i'm growing bored growing old is bad the population is growing rapidly the economy has grown by 2% percent growth Plant growth is most noticeable in spring. The growth of the economy is related to a sustainable growth. Protests are growing. It is difficult to stop population growth. For healthy growth, growth an egg growth So For healthy growth, you should follow a balanced diet. Technological progress has been uh, so rapid. The patients uh, made good progress. Made a huge amount of pro pro progress. To make progress, you have to work hard. Downloading is in progress. My Spanish progressed a lot, okay? Progress towards the balcony. Construction is in progress. As the film progress, I grew scared. Grow old, grow tired, grow scared. OK I'm very happy with your progress. The boss is uh, very happy with your progress. We made great progress in technology. Progressive concepts, progressive ideas. Yenilikçi fikirler. This is there is progressive decline. Giderek artan demekte. Progressive decline uh, or growth in the amount of protests. Cancer is a progressive disease. A progressive reduction. Giderek artan bir azalma. Progressive policies. Yenilikçi politikalar. Progressive school. Yenilikçi bir okul. Idea concept. Okay. Progressively. Tension is growing progressively. The economy, the economy has weakened progressively. Very nice. Şimdi bugün şunları göreceğiz. Disrupt. Şimdi rapt arkadaşlar rupture. Kırılmadır. Yani bir şeyde kırılma oluyorsa normal gidişatı bozuluyordur. Değil mi? Normal gidişatını bozuyorsundur. Kesintiye uğratıyorsundur. Bu da bu anlamdadır. Disrupt. Bozmak. Alright. Normal gidişatı bozmak. Heavy snow disrupted travel into the city engellemek. Tamam mı? Ee, yoğun kar yağışı heavy snowfall mesela kar düşüşü snowfall disrupted travel city şehre e, ulaşımı ne yaptı? Ulaşımı transportation filan demiyorsun travel diyor bak. Heavy snow disrupted uh, uh, travel into the city. Engelledi. Block demiyor mesela bak görüyor musun? Ha block da diyebilirsin yani ama hani biz şu anda bunu gördüğümüz için onu gördüğümüz zaman onu da söyleriz, okey? The meeting was disrupted by a group... Uh, ama bu daha uygun, bilginiz olsun. The meeting was disrupted by a group of protesters. Bir grup protestocu tarafından, hani şey, ne yapıldı? Edilgen yaptı. Disrupt, kesintiye uğramak, uğratmak, uğratılmak oldu. Kesintiye uğratıldı, okey. Yani, kestiler. Alright, or a group of protesters uh, disrupted the meeting, mesela. Diyebiliriz böyle. Long flights can seriously disrupt your biological clock. Biyolojik saatinizi. yani uzun uçuşlar ne yapabilir? Ciddi şekilde disrupt edebilir. Yani bozabilir. Alright. Nasıl bozarsın? Hasar vererek bozarsın. Yani hasar vermek, zarar vermek. Tamam mı? The news broadcast was disrupted by a protester. Heavy fall of rain. Yoğun yağmur yağışı. Heavy fall of snow. Uh, disrupted traffic during rush hour. Ne yaptı? Trafiği aksattı. Tamam mı? Trafiği aksattı. Nasıl diyeceksin? Anlaştın Mesela dikkatimi dağıttın diyoruz. Mesela you disrupted my attention. Tamam mı? Dikkatimi disrupt ettin yani. okay? Normal gidişatından çıkardın. This will disrupt my... E, yani sen yarın işe gitmeden bir benim yanıma uğrasana. E, yok abi. This will disrupt my uh, schedule. right? Bu benim programımı aksatır yani bozar yani, okay? Aksatmak, anlaştın? The accident disruption isim halidir, aksama yani bozulma kesinti. The accident brought widespread disruption on the roads. Yani kaza ne yaptı? Yollarda geniş bir e, kesintiye, engellemeye neden oldu. right. The hurricane caused fırtına ortum sebep oldu. Caused a tremendous, bunu da göreceğiz merak etmeyin. Tremendous disruption to the city. Ciddi hasar verdi yani şehre. Caused a tremendous uh, disruption. Büyük bir e, aksamaya, bozulmaya neden oldu şehre yani hasar verdi diyor yani okey. Heavy snow and rain and its related disruption. Yoğun kar yağışı veya yağmur yağışı ve onunla alakalı, e, onunla ilgili ona bağlı aksama kesinti vesaire is expected bekleniyor. Alright, some medications hani bazı ilaçlar can disrupt hormone levels hormon seviyesini ne yapabilir bozabilir yani aksatabilir normal düzeninden çıkarabilir. Economic downfall, ekonomik çöküş caused a great amount of disruption caused a great amount of disruption. Ekonomik çöküş ne diyor? Neye neden oldu? Ee, büyük miktarda aksamaya, bozulmaya, hasara, şuna buna neden oldu. Anlaştık. Brexit will be disruptive to the Turkey. Disruptive. Yani aksatacak özelliğe sahip olan. Buradaki sıfat. Bu isimdi, bu sıfat. Alright. Uh, I think the new uh, changes, yeni değişiklikler uh, will be disruptive uh, to the uh, uh, schedule or to the uh, process sürece will be disruptive to the process or the peace process yani barış sürecine e, uh, olumsuz etkisi olacak yani kesintiye uğratacak özelliğe sahip bir uh, değişiklik olacak bu yenilikler. Alright, student, uh, the student was punished for his disruptive behavior. Şimdi çocuk sınıftaki arkadaşlarının dersi dinlemesini engellerse ne yapmış olur? Disruptive behavior olur bu çocuğun. Yani kesin e, arkadaşlarının e, şeyini dersini bölen, kesen, aksatan bir davranış sergilemiş olur. Okay? All right. Disruptive behavior. Social media have disruptive influence. Yani aksatıcı, zarar verici etkiye sahip influence on children. And most of them, ve onların çoğu are under the, yani çocukların çoğu are under the influence of this disruptive application. Ee, tabii çoğul olduğu için these demem lazımdı. Bu e, zararlı, bu normal gidişatı bozan uygulamaların etkisi altında çocuklar, çoğu. Social media have disruptive influence on children and most of them are under the influence of these disruptive application. Okay? Influence bu arada nedir? Yani sayılabilir mi sayılamaz mı? Evet hem disruption hem de influence arkadaşlar yani çoğul da yapabilirsiniz sayılabilirdir aynı zamanda tamam mı? Bu da isimlerin önemli, önemli bir özelliği arkadaşlar yani sayılabilir sayılabilir mi değil mi bunlar önemli countable uncountable özellikleri tamam mı? Hi, uh, his friends have a, have a bad influence. Bak, e diyor mesela. Çünkü sayılabilir olduğu için. A bad influence on him. Influence. Önemli bir kelime şimdi. Arkadaşlarının onun üzerinde kötü bir etkisi var. Okay, arkadaşlar ona kötü örnek oluyor. He has a huge amount of influence on the parliament. Yani bu milletvekilinin parlamentoda büyük etkisi var yani. Yani etki gücü var tamam mı? Etki alanı geniş anlamında. My grandfather, Sorry, my grandmother had a strong influence on my childhood. Yani nenemin, büyük annemin üzerinde üzerine büyük etkisi olmuştur yani. My grandfather uh, or Atatürk had a great, uh, had a strong influence on uh, the democracy in Turkey, right? Or on the uh, progress of democracy in Turkey. Türkiye'de demokrasinin ilerlemesinde Atatürk'ün ciddi katkısı olmuştur. Atatürk has A, a considerable amount of, or a tremendous amount of, uh, influence uh, on the progress of democracy. All right, we live in a progressively secular society. Progressively secular, in which, ki bunun içinde, Religion has less and less influence on our lives. Onda olacaktı nerede? Evet. Biz giderek seküler bir toplumda yaşıyoruz diyor. nasıl bir toplum? In which ki bu toplumun içinde religion has less and less influence on our lives. Yani dinin hayatımız üzerinde giderek daha az etkisi olan bir toplumda yaşıyoruz. Okay? Nasıl söyleyeceksin bu cümleyi yani? Çok güzel cümleler çıkıyor yani. I'm good at influencing people. Influence aynı zamanda fiildir. Etkilemek yani. Buradaki isimdi. Alright. I'm good at influencing people. Yani ben insanları etkileme konusunda iyiyimdir yani. what influenced you to choose a career in nursing? Yani hemşirelik kariyerini seçmende yani seçimini ne etkiledi yani? What influenced you or what influenced you uh, to choose a career career in nursing? What influenced you or who influenced you uh to be a teacher, right? Öğretmen olmanda kimin etkisi oldu veya ne etkili oldu, okay? Business businesses uh, make large contributions make contribution katkı yapmak göreceğiz çok önemli bir kelime contribution katkılar sağlarlar uh, to uh, members of congress yani firmalar diyor aslında e, kongreye ciddi katkılarda bulunuyorlar hoping to influence their votes yani onların oylarını etkileyebilme e, ümidiyle bunu yapıyorlar okay His speech influenced the course of American history. Onun konuşması Amerikan tarihinin akışını etkilemiştir. His speech influenced the course of American history. Okay, akış, course, çok önemli bir kelime. Soyut anlam için. Alright. He is a bad influence on people. Influence arkadaşlar, şimdi böyle de kullanılıyor. You are a bad influence on me. Bana kötü örnek oluyorsun. Yani beni kötü yönde etkiliyorsun. Celebrities are a bad influence on people. Yani ünlülerin, ünlüler insanlara kötü örnek oluyor. Köt kötü etkiliyorlar. Hani bu cümleyi nasıl söylersin? İşte böyle söylüyorsun. Celebrities are a bad influence on people. I use my uh, influence. Bu niye böyle yapmışım? Etkimi kullandım. To get into club kulübe girmek için beni almıyorlardı kulübe hemen de ben ercan olacağım dedim Instagram sayfamı gösterdim falan öyle girdim yani falan. influansımı yani etki gücümü kullandım okay social media's disruptive influence sosyal medyanın bakın diğer kelimelerde katıyorum ee, bu zarar verici etkisi is growing progressively sosyal medyanın Zarar verici özelliği, etkisi ne yapıyor? Giderek artıyor, büyüyor. Especially on children. Özellikle çocuklar üzerinde. International influences in form of Bakın influence. Ne dedik? Etki, çoğul olduğu etkiler. Uluslararası etkiler. In form of technology. Yani etkenler diyelim aslında buna. Etken değil aslında. Etken değil. Yani ee, cümleyi vereyim de International influences in form of technology teknoloji, sistem ve sermaye suretiyle e, suretindeki e, uluslararası etkisi olan şeyler e, have been a feature of industrialization have been a feature of industrialization and economic growth ekonomik büyüme ve endüstrileşmenin bir özelliği olmuştur uluslararası etkiler ne suretteki etkiler in the form of okay şu surette şu halde şu şekildeki major influence önemli bir etki minor influence okay well, I, 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 mesela çok böyle essay üst düzey konuşma yapabilirsin ya voilà well, uh, do you agree with this statement şu statement'a katılıyor musunuz tv has a major influence on children. Çocuklar üzerinde büyük bir etkisi vardır. No, I don't think TV has a major influence on children. I think technology, sorry, TV has a minor influence on children. Okay? Influential people etkili insanlar. Yani güçlü insanlar diyor yani. Mandela has been so influential. Etkili olmuştur yani. Şimdi aynı şeyi influence'da da yapabiliriz. Mandela has uh, or had great or great amount of influence on democracy de diyebilirdik. Böyle yapmış. Yani kelime sadece farklı şekilde ifade etmeni sağlıyor. Zaten konuşma nedir? Aynı şeyi başka kelimeyle ifade edip durursun yani. Mandela has been so influential in bringing democracy. Influential in yani şu konuda etkili oldu. İnle devam ederiz tamam mı? All right. Uh, <laughs> in bringing democracy, demokrasi getirmede or in burada bringtense ya introduction diyebilirdik. In the introduction or intro yani introduce ediyorsun ya bir şeyi bir yere getiriyorsun mesela. I introduced uh, online teaching uh, concept to Turkey demiştim. Yani Türkiye'ye bu konsepti ben getirdim ben kazandırdım anlamında okey. Uh, introduction uh, influential in the introduction of democracy uh, to uh, uh, the African continent. Afrika kıtasına. He is regarded böyle görülür edilgen yapıyor. as one of the most influential film directors. Yani et, en etkili film direktörlerinden biri olarak görülür. He is an influential member of the party. Partinin yani etkili bir üyesi yani an influential uh, leader. Etkili bir lider. He has played an influential role. Role. Yani etkili bir rol oynadı. In the growing the company. Okay? Önemli bir rol oynadı. Etkili bir rol oynadı. Understand? Important role demiyorsun da mesela influential role diyorsun. Daha güzel. Evet. The influencer biliyorsunuz zaten şu anda Meşhurlar, being an influencer millet influencer oldu şu anda. Being an influencer is now a full-fledged career choice and not just a hobby. Yani şu anda bir influencer olmak, yani insanları etkileyen kişilere influencer diyorlar ya kitleleri etkileyen tanımlayalım mesela öğrendiğimiz kelimelerle. Who is an influencer? Kimdir bu influencer? Influencers are people who influence people. Okay? İnsanları etkileyen uh, or who influence the masses. Mass, meskitle, mass, masses kitleleri etkileyen bir e, şeylerdir, kişilerdir bunlar. All right. Şimdiki <laughs> Çok önemli bir filmizle devam edeceğiz. Break.